Giriyorum içeri. Dedim sen mi dedin bu Meryem hocanın evine ben? Sürpriz yapmak için hayırlı kimseye olsun. Söylemek. Valla hayırlı olsun. Çok güzel bir yer. Çok teşekkürler. Sen... Yok gibi içerisi. Hadi. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Selam. Ay, çok geliyoruz. Nasıl sağ olun. Ben söyleyeceğim bir şey sordum da. Nasıl safiyeyim ben? Teşekkür ederim. Ben sağ ol ya. Ben 4 olduğunu biliyorum da. Siz de resim çekilerim de Feyse koyalım, atölyenizi tamam. Tanıtalım. Tamam, tanıtalım. Elemeye göz nuru. O onda dursun mu hocam acaba? Kapatalım kapağını, evet dursun orada. Çok sevinçliyiz hocam. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hepimiz için. Çok teşekkür ederim. Her şeyin en güzeline layık. Sizler de hep birlikte. İnşallah. Çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Şimdi insanlar hayallerinin peşinde koşarlar zaman zaman. Hayal edenler. Şöyle alalım. Teyze baba bir konuşma yapıyor. Zaman zaman insanlar idealist insanlar tabii. Hayal ederler. Ama önemli olan o hayallerin peşinde koşmak. Bir de nasıl koşmak. Hani rahvan atı gibi koşmak mıdır, depara kalkmak mıdır? İşte Meryem hocamızın hayallerindeki bu cenneti tırnaklarıyla kazıyarak getirdi. Bu hep babayiğidin harcı değil. Bugün erkek dünyasında yaşıyoruz. Ne yazık ki bu kadar azimkar, bu kadar cefakar, her türlü olanaksızlığa rağmen bu olasılıkları yaratan az insan vardır biliyoruz. O yüzden çok büyük bir alkış hak ediyor. Tamam, mumu yakalım. Bu üstünde yedim. Daha büyük açmışlar. Geç yapalım daha. Kendi aramızda. Teşekkür etsem azdır. Hakkınızı helal edin. Hocam.
Hocam nice mutluyumlar. İnşallah çok teşekkürler. Sağ olun. Gerçekten doğum günü gibi bir şey yani. Hocam bu bizim senden tutuşumuz olsun. Bir de bir hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Kusura bakmayın böyle koşuşturmaya geçmek. Her barda göreceksin, alacaksın.